Ölüm getiren, dünyalar yıkan Darkin kılıcı Aatrox. Her asil savaşın ön safında o vardı. O kadar dürüst ve adildi ki diğer ilah ve savaşçılar onun bayrağı altında toplanırdı. Bin Shurimalı ölümlü onun ardından savaşa yürürdü. Kraliçe Setaka, Ikati isyanını bastırmak için Aatrox'tan yardım istedi. Aatrox tereddütsüz kabul etti fakat isyancıların dünyaya salacağı dehşeti hiç kimse tahmin edememişti. Hiçlik karşısına çıkan her canlıyı yok ediyordu. Aatrox ve kardeşleri yıllar süren umutsuz bir savaşın sonunda hiçliği durdurmayı başardı. Dünyaya açılan bütün yarıkları mühürlediler. Ama bu yaşadıkları dehşet dolu yıllar, bu savaştan sağ çıkan güneşten doğan kardeşleri değiştirmişti. Shurima galip olmuştu. Ama bu galibiyet hem Shurima'dan hem de soylu Aatrox'tan çok şey götürmüştü. Zamanla tüm imparatorluklar gibi Shurima da çöktü. Savunacak bir hükümdar, hiçlik gibi bir tehdit de ortada kalmayınca güneşten doğan kardeşler birbirlerine düştü. Tek amaçları savaştan kalan yıkıntıları ele geçirmek oldu ve bu uğurda birbirleriyle savaşmaya başladılar. Gördükleri dehşet dolu bu savaştan kaçmaya çalışan ölümlüler onlara Darkin adını verdiler. Var olan insani ve ahlaki değerini yitiren bu varlıkların en az hiçlik istilası kadar tehlikeli olduğunu gören Targonlular duruma müdahale etmeye karar verdi. Alacakaranlığın sureti ölümlülere Darkinleri nasıl hapsedeceklerini öğretti. Savaşın sureti de Darkinlere karşı mücadele cephesi kurdu. Hiçbir şeyden korkusu olmayan Aatrox ve orduları savaşa hazırdı. Ama ihanete uğradıklarını çok geç anladılar. Bin sönmüş güneşten daha büyük bir güç onu kılıcının içine çekti ve ölümsüz özünü kılıca bağladı. Bu kılıç artık onun zindanıydı. Bilinci sonsuz karanlığın içine hapsedilmiş, ölme yetisi bile elinden alınmıştı. Aatrox yüzyıllar boyunca bu cehennemden çıkmaya çalıştı. Var olan bütün umudu tükenirken ölümlünün biri ahmaklık edip kılıcı savaşa yeniden götürmeye karar verdi. Aatrox iradesiyle ölümlünün bedenini ele geçirdi. Eski bedenine benzetmeye çalıştı ama beden canlı kalamadı. Sonraki yıllar Aatrox tek bir nefeslik sürede üstün güce ve dayanıklılığa sahip birçok kadın ve erkeğin bedenini ele geçirip kullandı. Savaşırken daha güçlü olabilmek için kurbanlarını yiyebileceğini öğrendi. Aatrox eski semavi ve imrenen haline dönebilmek adına bir çözüm bulmak için tüm Runeterra'yı gezdi ama kılıcın bilmecesi asla çözülemiyordu. Yeni bedenine baktıkça kendinden çaresizce tiksiniyordu. Ne kılıcı ne de kendini yok edemiyordu. Geriye tek bir çözüm kalıyordu. Sonsuz yok oluşu kucaklamak. Gittiği her yere savaş ve ölüm getiriyor, tüm evreni savaş kıyametine sürüklediğinde her şey yok olursa kılıcı ve beraberinde kendisinin de yok olacağına inanıyor. Bir zamanlar mükemmeldim. Artık çarpığım. Bu kaba parçalarla yeniden yapıldım. Ama bu etten kukla bile kötü emellerimi gerçekleştirmek için yeterli. Adımı andıklarına pişman olacaklar.